Merhaba arkadaşlar. Orbital yayınları AYT Kimya Branş Denemeleri kitabından 8. denemeyi çözeceğiz hep beraber. Haydi başlayalım. Birinci sorumuz. Modern atom teorisi sorusu. X artı 2 iyonunun elektron dağılımı bu şekildedir. Buna göre temel haldeki X element atomuyla bakın element atomu kelimesi çok önemli. Verilen iyon sorulan nötr element. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Bir atom numarası 25'tir. İyonik halinin elektron sayısı 10, 18, 23. 2 de elektron vermiş. Onu da geri alırsak 23, 2 daha 25 yapar. Doğru. İki farklı orbitalinin N artı L değeri aynı olabilir. Olabilir ama e, N artı L değeri bize neyi veriyordu? Enerji seviyesini veriyordu. N artı L değeri aynı olabilir. Bu durumda ne yapacağız? N'si büyük olanın enerjisi büyüktür diye bir kuralımız vardı bizim. Madelung kuralımız vardı. E, öyle bir durum çıkabilir. Mesela 2P ile 2S'yi kıyaslarsak, 2P'nin N'si 2, ikinci katmanda, L'si 1, N artı L'si 3 yaptı. 3S ise N'i 3 üçüncü katmanda. L'si ise sıfır. Bu da 3 yaptı. 2P ile 3S'nin N artı L değerleri aynı. Ancak 3S'nin N'si daha büyük olduğu için daha enerjisi yüksektir. Daha sonra yazılır. Kullanımımız bu şekildeydi. Bu da sıkıntı yok. Doğru. C. Elektron dağılımı küresel simetriktir. Küresel simetrik ne demek? Son e, orbitali yarı dolu veya tam dolu demektir. Şimdi bu iki elektron vermiş hali. Ben bunu geri aldırırsam ne farkı olacak? Bakın 3P6'dan sonra 4S2 vardı. O onu gitmiş. Onun yerine koyarsak 4S2 var nötr halindeyken. Demek ki 4S2 olması 3D5'i değiştirmiyor. Hala 3D5. Hala yarı dolu ile bitmiş. Dolayısıyla küresel simetriktir. Doğru. D. L eşittir bir MLS1 olan 4 elektronu bulunur. L eşittir bir neydi? P orbitali. MLS1 demek de P orbitalinden e, 3 özdeş orbitalinden bir tanesidir yani. 4 elektronu bulunur. Şimdi P'lerde zaten 6 6 daha 12 tane elektronu var. Bunu da ben 3'e bölersem 4. Çünkü e, bir P'de e, buradaki P'de 3 elektron var. 6 elektron var. 2 tanesi L'si 1 olan orbitalde. Buradaki P'de ise 3 orbital var. 2 tanesi L'si 1 M 1 olan orbitalde. Dolayısıyla 2 2 daha 4 tanesi M 1 olan orbitalde bulunur. Çünkü biliyorsunuz ki P'nin 3 tane özdeş orbitali vardı. Bunların birinin M eksi -1, birinin M 0, birinin M ise artı +1'di. Bize bir tanesini soruyor. Artı bir olan zaten 6 olduğu için bir tanesi tam doludur. E, L eşittir 0 olan diyor. Ne demek bu? S orbitali yani. S orbitallerinde 6 ekran bulunur. Sayalım. 2, 4, 6. Şu an 6 var zaten. 2 de 4 s 2'ye girdi. 2 ekran daha geldiği için, nötr olduğu için çünkü 8 olur. Cevabımız E şıkkı. 6 değil 8. Çünkü 4 s 2 yeni geldi. Nötr olunca, temel hal x element olunca. Element nötr demektir. Evet ikinci sorumuz gazlar. Genel gaz denklemi sorusu. Sabit hacimli bir kapta 27 derecede 28 gram CO gazı 2 atmosfer basınç yapılıyor. Kaba 14 gram C2H4 gazı eklenip sıcaklık 127 dereceye çıkarılıyor. Gaz basıncı kaç atmosferdir? Şimdi bizim 4 değişkenimiz vardı. Basınç, hacim, mol, sıcaklık. P, V, N, T. Bu dörtlüden değişmeyen ne? Sabit hacim demiş. V gitti. Kaldı P, N, T. Ben bu üçlüyü inceleyeceğim ben. İlk durumda P1 bölü M1 T1'di. Son durumda değişiklikle yapıldıktan sonra basınç P2 oldu. Mol N2 sıcaklık T2 oldu. Şimdi ilk durum ben yazayım. Şu an mevcut da sıcaklık 27 derece. Yani 300 kelvin. 28 gram CO MA'sı 28 1 mol'dur bu da. 2 atmosfermiş. 2 bölü N1 1 mol. T1 300 kelvin. Eşittir. P2 kaçtır? Son basınç ne olur? Kaba 14 gram daha c h 4 Bunun eması 12, 24, 28. Yani bu yarım moldür. 1 mol daha vardı zaten içinde. 1,5 mol yaptı. Sıcaklığında 127 yani 400 kelvin yapar burası da. Şimdi bununla bu birbirini götürür iki sıfırlar. Burası 3P2 eşittir. 1,5 kere 2, 3. 3 kere 4, 12 Yapar. Ve ikimiz de 4 atm yapar. Yani denizli. Evet. Üçüncü sorumuz gazlar ünitesi sıvı buhar basıncı sorusu. Şekildeki serbest pistonlu kapta 20 derecede sıvısıyla dengede su buharı ve helyum gazı vardır. Hmm. Hem buhar hem gaz. Biz bu durumda buhar gaz karışıksa ne yapıyorduk? gazı ayrı, buharı ayrı düşünüyorduk. Çünkü gaza etkeden faktörler ayrıdır basıncına, buhar basıncına etkeden faktörler ayrıdır. Özellikle sıcaklık sadece burada ortak. Sıcaklık hariç hiçbir şey buhar basıncını değiştirmiyor ama gaz basıncını değiştiriyordu. Evet sabit sıcaklıkta piston 2 V'ye çıkarılıp sabitleniyor. Evet zaten sıcaklık sabitmiş. Demek ki buhar basıncı bu olayda değişmeyecek. Çünkü buhar basıncına bir tek sıcaklık etki ediyordu. Ben pistonu yukarı çıkıp sabitlersem P su buharı sabit kalır. Değişmez. Peki helyum gazının basıncı ne olur? Hacim iki katına çıktığı için düşer yarıya iner. Yani e, bu da azalır diyelim biz buraya. Evet. A. Su buharı moleküller sayısı artar. Bakın buhar basıncı değişmiyor. Niye değişmiyor acaba? Bunun moleküller açıklaması nasıldır? Bakın buhar sıkışınca sıvılaşırdı. Peki genleşince ne olur? Tekrar buharlaşır. Dolayısıyla ben hacmi 2 veya çıkarırsam buradaki boşluğu doldurmak için biraz su buharlaşıyor. Artık hacim ilk katına çıkınca buhar tancık sayısı da 2n oluyor. n'den 2n çıktı. Demek ki su buhar molekül sayısı artar. Doğru. 2. Helyum gazının kısmi basıncı ilk duruma göre azalır. Tabii ki çünkü hacim azaldı. Helyumun kendi hacmi de azaldığı için basıncı e, hacim arttı. Basınç azalmış olur. Doğru. C. Kaptaki toplam basınç yarıya iner. Bakın kapta sadece helyum olsaydı yarıya inerdi. Ama burada su buharı da var. Su buharı değişmiyor. Helyum yere iniyor. Bu toplam basıncı yarısından biraz daha fazla arttırır. Diyelim ki ilk basınç 2 ise son basınç 1 değil de 1,2, 1,3 gibi bir değer olur yani. Yarıya inmez. Yanlış. 1 olmaz yani. 2'den bile inmez. Cevabımız C şıkkı. D. Sıvı haldeki su miktarı azalır. Doğru. Çünkü su buharlaşıyor. E. Bilim hacime değişen, düşen molekül sayısı değişmez. Buhar molekül sayısı değişmez. Çünkü e, bir hacimde en buhar tanci varsa 2 ve hacimde 2 en tanecik olur demiştik zaten. Cevabımız C şıkkı. Dördüncü soru. Çözentiler sorusu. Aynı koşullarda bulunan yukarıdaki kaplara belirtilen maddeler ekleniyor. Ve dibinde katısı olmayan birer litrelik çözeltiler hazırlanıyor. Demek ki katısı yoksa ben bundan neyi anlıyorum? Demek ki katlımın hepsi de çözünüyor. Çökme yok. E, bu çözeltilerle ilgili hangisi yanlıştır? 1. Kaynamaya başlama sıcaklıkları. 1 eşittir, 2 küçüktür, 3'tür. Şimdi arkadaşlar kaynama başlama noktası nedir? Koligatif özellik. Bu neye bağlı? Derişim çarpı iyon sayısına bağlı. Evet. Derişim molarite olabilir, molalite olabilir fark etmez ama iyon sayısı da lazım bize. Şimdi e, bunlar arkadaşlar birer litrelikmiş zaten. Hepsi de bir litre. Dolayısıyla bu bir mol diyor, bu sıfır bir mol diyor, bu sıfır bir molar demek aslında. Çünkü hacim 1 ise mol ile molarite aynı şeydir. Sıfır 0,2 molar değişim, derişim, 0,1 molar derişim demektir. Bu kendi derişimleri. Bana iyon derişimi lazım. Bu iki iyonlu olduğu için çarpı iki diyorum. 0,2 molar iyon var burada. Burada sakkaroz e, sakkoroz iyonlaşır mı şeker glikoz? iyonlaşmaz. Bir iyonlu yani iyonlaşmaz. Onun için bu da 0,2. Bu ise üç e, 3 tane nitrat verir suya. Bir de alüminyum verir toplam 4 çarpı 4'ten 0,4 molar iyon da bunda var. Şimdi bu nedir? Derişim çarpı iyon sayısı arttıkça kaynama noktası yükseliyor. Donma noktası düşüyor. Buhar basıncı düşüyor. Dolayısıyla kaynam noktası en büyük olan 3'tür. 1 ve 2. 0, 2'ye 0, 2 olduğu için eşittir. 1 doğru. 2. E, 2. 3. kaptaki çözeltinin iletkenliği en fazladır. Tabii ki çünkü iyon sayısı çarpı molarite çarpımı bize e, iletkenliği de verir. Ama ne zaman? iyonlaşanlarda. iyon sayısı 1 da yok. Bu iletmez. Çünkü şekerli su iletmez, iyonlaşmaz. 3 ve 1 iyonlaştığı için iletiyor. Ama kim daha fazla iletiyor? 3. Çünkü iyon sayısı 0,4. Bunun 0,2. Doğru. C. Kaynamaları süresince buhar basınçları eşit diyor. Şimdi kaynama noktasının tanımı nedir? Ne demek kaynama noktası? Asıl tanım şu. Bir sıvının e, kendi buhar basıncının dış basıncı eşit olduğu sıcaklık noktasına kaynama noktası denir. Şimdi bunlar aynı ortamda değil mi? Aynı koşullarda. Dolayısıyla dış basınç aynı. Atıyorum bir atmosfer. E, ne zaman kaynar bunlar? Kendi buhar basıncı da bir atmosfer olunca kaynamaya başlar. Demek ki kaynama süresince hepsinde buhar basıncı eşittir bir atmosferdir. Ve hepsi kaynayıp bitmeden bu değişmez. C de doğru. D Birinci ve üçüncü çözeltilerdeki anyon derişimleri eşittir. Bakın birinci çözeltimiz kendisi 0,1 molar. Anyonu klor eksi bir bir tane. E, demek ki anyonumuz 0,1 molardır. Bakın yazayım ben. KCl eşittir. K artı artı Cl eksi kendisi 0,1 molarsa 1'e 1 olduğu için bu da 0,1 molar anyon var. Geldim alüminyum nitrata bunu iyonlaştırırsam bakın 3 nitrat var. Bir ale 3 de nitrat verdi. Kendisi 0,1 ama nitrat 3 çarpı 0,1'den 0,3 molar. Eşit değil. E, Alemin 0,3 kalcelin 0,1 3 katıdır. Yanlış cevabımız D şıkkı oluyor. Evet, beşinci sorumuz reaksiyon hızı sorusu. Önce antiparantez belirteyim ki reaksiyon hızı ile ilgili kanalımızda deneylerle konu anlatımı yaptık. Yani bu konuyu daha rahat şekilde özümsemek ve yeni nesil soruları çözmek isteyenler o deneyi incelerse bayağı faydası olacağını düşünüyorum. Ee, beşinci sorumuz. Bir tepkimemiz var bizim. X artı Y eşittir Z artı ısı tepkimesi. Isı veren bir tepkime. Eksotermikmiş bunu dikkat etmemiz lazım. Tepkimesinin oluşturduğu kapta farklı sıcaklıklardaki tanecik sayısı hız dağılımı verilmiştir. Şimdi incelersek bakın. 100 kelvinde yani 300 kelvin 1000 kelvin. Bakın sıcaklık arttıkça hız ne oluyor? 1000 kelvinken bakın tepe noktasına bakmak yeterli. Nereye bakacağız peki biz? Yatay eksene bakacağız. Etoy aksende 100 ke, Kelvin'in hız değeri düşük bir sayı. 300 Kelvin'in tepe noktası daha ileride. Daha büyük sayı daha hızlı yani. 1000 Kelvin'in tepe noktası ise daha ileride, daha hızlı. O zaman hız olarak 1000 Kelvin'de daha hızlı. Niçin? Çünkü sıcaklık arttıkça bütün tepkimelerin hızı da artar. Hangi sorusu olsun, ister ekzotermik, ister entermik hepsi hızlanır. A. 1000 Kelvin'deki ileri hız sabitinin değeri en büyüktür. Tabii ki 1000 Kelvin'de bütün hız sabitlerinin değeri en büyük zaten. A doğru ve sıcaklık arttıkça etkin çarpışma sayısı artar. Bakın arkadaşlar bu kelimeyi gördüğümüzde bu cümleyi direkt hız diyoruz. Hız artar. Evet daha hızlı oldu daha sıcakta çünkü taneciklerin kinetik enerjisi arttı. Kinetik enerjisi moleküllerin hareketlerini arttırıyor. Daha çok hareket demek daha çok çarpışma demektir. Çarpışma sayısı arttıkça da etkin çarpışma sayısı tepkime hızlanır. Evet doğru. C. 1000 Kelvin'deki tepkimenin eşik enerjisi veya aktivasyon enerjisi diyebiliriz en düşüktür. Şimdi arkadaşlar bu aynı tepkime değil mi? Normalde bir tepkimenin eşik enerjisini aktivasyon enerjisini ne değiştirir? Bakın tek bir faktör var. Başka hiçbir şey etkisi yok. Katalizör. Onun dışında hiçbir şey etki etmez. Burada katalizör katılıyor mu? bize bununla ilgili bir şey verilmemiş. Sadece farklı sıcaklık demiş değil mi? Demek ki sadece sıcaklığı değiştirmişler. Yoksa derdi bize. Bu da değişiyor, şu da değişiyor derdi. Demek ki katalizör burada yok. Onun için eşik enerjileri aynı. Her sıcaklık da aynıdır. Cevabımız burada C şıkkı oluyor. Hepsinde aynıdır. Evet, altıncı sorumuz reaksiyon ısısı sorusu. Bu konuyla ilgili de kanalımızda Deneylerle konu anlatımı yaptık. İnceleyebilirsiniz, videomuzu izleyebilirsiniz. Faydalı olacağını düşünüyorum. Evet, altın. Yukarıdaki tepkimeler dengedeymiş. Bakın, şu an dengede. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Bakın, burada hem denge var, hem de tabi ısı da var. Ee, A Minimum enerjiye eğilim, birincide girenler, ikincide ürünler yönündedir. Evet, minimum enerjiye eğilim ne demektir arkadaşlar? Isının olduğu yöndü. Bakın birincisi nasıl bir olay? su sıvısı buharlaşmış. Suyun buharlaşması neydi? Isı alan bir olaydı. Endotermiktir ısı girenlerde. O zaman minimum enerji eğilim nerede olur? Girenlerde olur. Isının olduğu yön. İkincisi ise eksotermik. Isı nerede? Ürünlerde. O zaman minimum enerji eğilim nerededir? Isının olduğu yön olan ürünlerdedir. Çünkü birinci tepkime girenlere doğru gittikçe enerjisini azaltıyor. İkinci tepkime ise ürün oluşturarak enerjisini düşürüyor. A doğru. B. Birinci fiziksel denge, ikinci kimyasal denge. Şimdi olaya bakmak yeterli. Birinci olay kimyasal değişim mi, fiziksel değişim mi? Birinci olay fiziksel bir değişimdir. Hal değişimi, suyun buharlaşması. Evet fiziksel. İkincisi kimyasal mı? Yanma tepkimesi kimyasaldır. Doğru. C. İkinci tepkime için Kc eşittir Kp çarpı Rt'dir. Şimdi arkadaşlar normalde bizim formülümüz neydi? Kp eşittir Kc çarpı RT üzeri delta n'di değil mi? Peki delta n Ürün eksi giren, ürünler 2 mol, girenler 1, 2 daha 3 mol. 2 eksi 3'ten ne yapar? Eksi 1 yapar. Yani üzeri eksi 1. Peki üzeri eksi 1 olunca ne olur? Kp eşittir. Kc bölü Rt yapar. Rt'yi buraya atarsam Kc eşittir. Kp çarpı Rt yapar. Yani aynısı çıktı. Doğru. Cd Maksimum düzensizlik eğilimi birinci de ürünler yönünde, ikincide girenler yönünde. Arkadaşlar maksimum düzensizlik hangi yön dersen öncelikle fiziksel hale bakacaksın. Katı sıvı gaz. Bakın gaz nerede? Birincide ürünlerde. Değil mi? Gaz daha düzensiz. Demek ki su buharlaşınca daha düzensiz oluyor. Maksimum düzensizlik ürünlerde. İkincide ise hepsi gaz. Bu sefer ne yapacağız? Bu sefer tanıcı sayısına bakacağız. Tanıcı sayısı arttıkça düzensizlik. Çünkü nerede çokluk orada düzensizlik. Onun için bakın burası daha çok daha düzensiz. Girenler daha düzensiz. Bu da doğrudur yani. E birincide hal değişimleri, ikincide kimyasal dönüşümler sona ermiştir. Arkadaşlar denge anda reaksiyon duruyor mu? Hayır durmuyor. Sen duruyor gör, gözü, gözü görüyorsun. Ama gerçekte moleküler boyutta baksan mikroskopla baksan her şeyin dönüşüme devam ettiğini görürsün aslında. Sürekli su buharlaşıyor, buhar yoğunlaşıyor. Su buharlaşıyor, buhar yoğunlaşıyor. Ama eşit hızlarda olduğu için sen fark etmiyorsun, hissetmiyorsun. Ama halbuki sürekli dönüşüm devam ediyor. Ama eşit hız olduğu için artık bütün derişimler sabitlenmiş, basınç sabitlenmiş, sıcaklık sabitlenmiş, göz verir, bir şey yok yani. Ama Microsoft'a baksan bir değişimin sona ermediğini, halen devam ettiğini, sürekli olduğunu, dinamik olduğunu görürdün. Cevabımız E şıkkı. Yedinci sorumuz asit baz dengesi sorusu pH, pOH. Arkadaşlar bununla ilgili de biz deney yaptık. Bu konuyla ilgili de biz deney yaptık. E, ve deneyler üzerinden konusunu anlattık. E, videosunu izleyebilirsiniz. 25 derecede bulunan ee, sulu çözeltilerle ilgili hangisi yanlıştır? A. H artı 10 üzeri eksi 4 ise POH 10'dur. Arkadaşlar h artı 10 eksi 4 ise h artı ile oh'in çarpımı nedir? 10 eksi 14. O zaman oh ne yapar? 10 eksi 10 yapar. Dolayısıyla p da eksi 4 artması 10'dur. Doğru. Ve pH küçüktür. 7 ise çözelti asitiktir. Bakın 25 derece demeseydi burada kesinlik yoktu. Çünkü sadece 25 derecede pH 7 nötrdür. 7'den küçük asitiktir. Ama 25'ten farklı bir sıcaklıksa nötrdür ama pH 6'dır. Olabilir. Nötrdür ama pH 8'dir. O da olabilir. Önemli olan sıcaklık burada. Evet. B doğru. C. H artı küçükse o haştan. Yani ne demek bu? Bazikse. Bir çözelti bazikse pH büyüktür. Kimden? pOH'dan büyüktür. Atıyorum. 8'e 6 gibi. Doğru. D. pOH 7 ise nötr. Evet. 25 derece için pH de 7. pOH de 7. 7 nötr anı. Önemli olan eşit olması. Ama E şıkkı POH'ın pH oranı 6 ise diyor. Burada kim daha büyüktür? Burada pH küçüktür POH'tan. Yani POH daha büyük diyor. POH büyükse, pH küçükse bu asit bazik miydi? Hayır bu asidiktir. Cevabımız E şıkkı. Evet 8. sorumuz tampon çözeltiler sorusu. Bununla ilgili de deney videosu ve konu anlatımı çektim. İzleyebilirsiniz. Konu eksikliği olan arkadaşlarımız için. Ama konu eksikliğiniz yoksa soru çözümlerini incelemeniz yeterli. Yukarıdaki madde çiftleriyle ilgili e, oluşturulan çözeltilerden hangileri tampon çözelti özelliği gösterir? Arkadaşlar tampon çözelti neydi? Bakın tanım şudur. Konjüge asit baz çifti. Veya başka bir tanım zayıf bir asit ve onun kendi bazik tuzu. Veya zayıf bir baz veya onun kendi asitik tuzu. Şimdi inceleyelim biz madde madde. CH3CO'dan başlayalım. Bunun türü ne? Bunun türü zayıf bir asit. O zaman yanındaki madde ne olması lazım? İlk şart tuttu. Asit zayıf olacak. Ama onun yanındaki madde ise kendi tuzu olacak. Yani şuraya kadar ortak olacak. Bak buraya kadar kısımları aynı zaten. Tek fark ne? H yerine Na var burada. Demek ki her çıkmış Na girmiş bir tuz oluşmuş. Ama bu tuz nasıl tuzdur? Bazik tuz. Çünkü Na Na Ohtan geldiği için kuvvetli zayıf asit, bazik tuz oluşur. Yani bazik bir tuzla zayıf asitin karışımı bir tampon çözeltidir. Evet, bir uyar. Veya C H çoğla C H yo Na saymasın seyirci. Konjüga asit baz dersin. Bu şekilde bakabilirsin. Bir uyar. İki HCL NaCl. Arkadaşlar HCL'den başlayalım biz. Bunun türü ne? Asit. Nasıl bir asit? Kuvvetli mi zayıf mı? Kuvvetli bir asit. Gitti. Kuvvetli asit varsa tampon olmaz. 3. NH3. Arkadaşlar NH3 ne? Baz. Nasıl bir baz? Zayıf baz. O zaman ilk şartımız tuttu. Geldik yanındakine. Bununla bunun bu ortak yönü var mı yok mu? Var değil mi? NH3, NH4. Bak NH3'leri ortak burada. Bir de burada klor var değil mi arkadaşlar? Bu klor ise kuvvetli asit olan HCl'nin kloru. O zaman bu ne yapıyor bu klor bunu? Asidik yaptırıyor. Bu bir asidik tuz. Evet. Bir asit de var, baz da var. İkisi asit olsa gene olmaz. Biri asidik olacak, biri bazik olacak ve konjig olacak arkadaşlar. O zaman 3 tutar buna. Cevabımız ne? 1 ve 3 yani Ceyhan. Evet. Dokuzuncu soru. Çözünürlük sorusu. Ee, arkadaşlar sorulara mümkün oldukça tavsilatlı çözmeye çalışıyorum. Ve küçük küçük yanında konu anlatımlar da yapıyorum arkadaşlar. Ee, umarım faydalı oluyordur. Evet. Kalsiyum sülfat suda az çözünen bir katıdır. Ve suda çözünmesi eksotermiktir. ne demek eksotermik? Yani sıcaklıkla çözünürlük ters orantılı. Isıtırsam çözünürlük düşer. Evet aynı sıcaklıkta e, hangileri tek başına yapılması kalsiyum sülfatın çözünürlüğünün azalmasına sebep olabilir diyor. Heh, ben çözünürlüğü azaltmak istiyorum. Dolayısıyla sıcaklığı arttırmam lazım. Birincisi düşürürsem çözünürlük artar. Yani bir kere 3 de gitti. Bir, Aynı sıcaklıkta bir miktar kalsiyum nitrat katısı eklemek. Bakın bu kalsiyum sülfat, bu kalsiyum nitrat farklı madde. Hocam farklı maddenin etkisi olur mu? olur. Ne zaman olur? Ortak bir yönü varsa. Bakın burada ne ortak? Kalsiyumlar ortak. Demek ki ortak iyon etkisi var. Ortak iyon ne yapar? Çözünürlüğü azaltır. O zaman bir azaltıyor. Çünkü bu kalsiyuma doymuş zaten. İki, aynı sıcaklıkta bir miktar sodyum sülfat. Bakın da bu da sülfatlara ortak. Bu da ortak iyon var. Bu da azaltır. Yani 1 ve 2 azaltıyor. Ve bunlar suda da tamamen yanaşmış zaten. Güzel çözünüyor, iyonlaşıyor. Demek ki kesinlikle azaltacak. Cevabımız 1 ve 2 denizli. 10. sorumuz elektrokimyasal piller sorusu. Arkadaşlar bu konuda da eksikliğimiz varsa kanalımızdaki elektrokimyasal pillerle ilgili deneylerle konu anlatımı videosunu izleyebilirsiniz. Gayet emek sarf ederek güzel bir video çekmeye çalıştık. Umarım faydası olur. Evet, sorumuzu inceleyelim. Ee, şekilde verilen pil sistemi için yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar öncelikle bu nasıl pil? Aktiflik farkı pili mi yoksa derişim pili mi? Bakın e, metallerimiz aynı bakıra bakır. Çözeltilerimiz aynı. Bakır nitrat, bakır nitrat. Demek ki bu aktiflik farkından çalışan pil değil. Ne pili bu? Derişim farkından çalışan pil. Derişim pili. Tek fark derişim. 0,2'ye 0,1. Diğer her şey aynı. O zaman derişim farkından çalışan piller de sereltik olan kabımız neydi? Anottu. Burası çünkü seyreltik. Yükseltgenerek derişimi artacak. Derişik olan kap ise katottur. Çünkü burası da indirgenerek derişimi azalacak. Bunun derişimi biraz azalıyor. Bunun derişimi biraz artıyor. Eşitlendiği an pil bitiyor. Evet Okuyalım şimdi sorumuzu ve CO12 suda çok az çözünüyormuş. 1. Bir, birinci kaba aynı sıcaklıkta saf su eklenerek hacim 2 litre yapılırsa pil gerilimi sıfır olur. Arkadaşlar ben bu 1 litre. 1 litre daha su eklersem hacim 2 katına çıktı. Derişim ne oldu? Yarıya indi. Artık burası da 0,1 molar oldu. Bu da 0,1, bu da 0,1. Derişim eşitlendiği an pil ne oluyordu? Duruyordu, bitiyordu. Demek ki pil gerilimi 0 olur, doğru. 2. İki, i̇kinci kaptaki çözeltiye naoh katısından bir miktar eklenirse pil gerilimi artar. Arkadaşlar şimdi naohun etkisi ne buraya? Bize şu bilgiyi vermese değil mi? Bayağı uzun müddet düşünürüz. Acaba ne yapar? Reaksiyon girer mi, girmez mi? Dersin ki bu bazik, bu asidik girer dersin. Ama zaten bize bilgi verilmiş. COOH iki katısı suda çok az çözünür. Demek ki reaksiyon giriyormuş. Cu ile OH birleşiyor. COOH iki oluşuyor ve bunu çöktürüyor. Suda çok az çözünmesi demek çökmesi demektir. Peki buradaki Cu artı 2'ler şeklinde çökerse ne oluyor? Cu artı derişimi azalıyor. Artık 0,1 molar değil 0,1'den daha da az. Dolayısıyla anot ne kadar selentikse o kadar pil gerilimi yüksektir. Çünkü zaten anotta yükseltgenme olarak C artikleri artacak. Bunlar arttıkça çöze pil gerilimi azalacak arkadaşlar dengeden dolayı. Bunun azalması lazım ki denge sağa kaysın, pil gerilimi yükselsin. Onun için 2 doğru. 3. Pil çalışırken birinci kaptaki cu artıki iyon derişimi artar. Arkadaşlar birinci kapta ne oluyordu? Derişik bir çözeltimiz var. Katottur. Burada indirgenme olması lazım. Yani cu artıki iyonları 2 elektron alarak anotla gelen 2 elektronu cu üzeri sıfıra indirgeniyor. Dolayısıyla çözeltideki cu artıki iyon derişimi harcanıyor ve azalıyor. Artar demiş yanlış. Cevabımız şıkkı 1 ve 2. 11. sorumuz. HCN molekülü ile ilgili hangisi yanlıştır? Molekül geometrisi hibritleşme sorusu. Bu tip sorularda biz açık yapısını çizsek çok iyi olur. Yani molekül geometrisinin. Bakın burada karbon merkezi atom 4 A grubu. Azot ve hidrojenler yanlarda. Hidrojen kaç bağ yapardı? 1. Azot kaç bağ yapar? 3. Karbon kaçma yapar? 4. Zaten 1, 2, 3, 4 oldu. 3 azotla 1H ile ve karbonda elektron çifti olmaz zaten. 4A. Hidrojende olmaz. Azot 5A olduğu için 3 elektronunu C ile bağ yaptı. 2 elektron kaldı. Onu da buraya çizelim biz. İşte bu Lewis nokta yapısıdır. Evet. A molekül geometrisi doğrusaldır. Çünkü bu AXX AX2 yapısı. Arkadaşlar AX2 Vesper yapısı doğrusaldır. Doğru. Çünkü merkezi atomda elektron çifti var mı? Yok. Elektron çifti olmadığı için bu dallar e, 180 derece açı yapacak şekilde eşit dağılıyor. Ve şeklimiz doğrusaldır. Açımız 180 derecedir. Çünkü elektron çifti burada yok. Onun için. 2. B. Karbon atomu SP hibritleşmesi yapar. Doğru. Çünkü bakın şuradan bilebiliriz karbon 2 adet pi bağ yaparsa hibritleşmesi sp 3'ten sp'ye düşer. Veya dersin ki bütün ax 2 yapıları sp'dir. Buradan da bulabilirsin. Çünkü 2 tane x var ve e, x x nedir? s artı p'dir. 2 yani. Evet bu da olur. E, c demiştik zaten. açısını demiştik. Molekül apolar. Hayır arkadaşlar. Doğrusalların hepsi apolar diye bir şey yok. Doğrusal şöyle apolardır. Burada da aynı atom olsaydı. Diyelim ki şöyle bir şey. Bu apolar. Ama burada azot var, çekim gücü farklı. Burada H var, çekim gücü farklı. Sanki sen şunu düşüneceksin. Bir tane yük var, iki tane kuvvet var. Arkadaşlar arası, kuvvetler arasında açı 180 derece olursa bileşik kuvvet sıfır mıdır? Hayır. Sıfır her zaman olacak diye şart yok. F1 eşit değildir. F2 ise sıfır olmaz. Ama F1 de 10 Newton. F2 de 10 Newton. O zaman e, kuvvet sıfır. Demek ki kuvvetler eşitse atomlar aynıysa apolardır. Atomlar farklıysa polardır. Çünkü çekim güçleri farklı. Elektronya negatiflik kuvvetleri farklı. Cevabımız E şıkkı. Yedinci sorumuz. 11. sınıf asit baz dengesi sorusu. Zayıf bir asit olan HA'nın aynı koşullarda, ha, koşul kimyada çok önemli. Eğer aynı koşul diyorsa dış basınç ve sıcaklığı aynı demektir. Aynı sıcaklıkta yani. Çözeltiler için hangileri aynıdır? Bir bunlar zayıf asit. %100 iyonlaşmıyor. Az iyonlaşıyor. Bir, çözünen HA'nın mol sayıları. Hacimleri aynı. Molariteleri farklı olduğu için molleri farklıdır. Çünkü molarite eşittir. Mol bölü hacimden hacim aynı. Ama Molalitesi farklıysa mol de farklıdır. Bakın e, bu 0.1 mol bu ise 0.2 çarpı 1'den 0.2 mol. Farklı. Bu farklı. İki asitlik sabitler, denge sabiti. Asitlik sabiti, denge sabiti neye bağlı? Yalnızca sıcaklığa bağlı. Asitlerimiz de aynı asit olduğu için ve aynı koşullar, sıcaklıkta aynı, denge sabitleri aynıdır. 3 İyonlaşma yüzdeleri. Bakın şimdi. Eğer bu kuvvetli asit olsaydı Zaten her durumda yüzde yüz iyonlaşıyordu, aynı olurdu. Bu da yüzde bu da yüzde olurdu. Ama bu zayıf bir asit. Zayıf asitler yüzde yüz iyonlaşmaz ki, az iyonlaşır. Peki e, burada ne yapmışlar? Biraz daha seyretmişler değil mi? Su katıp seyretmişler. Bu yüzdeyi değiştiriyor. Çünkü su kattıkça, serettikçe denge bozulur, denge sağa kayar, hacim arttığı için bu da iyonlaşma yüzdesini arttırıyor. Bununla ilgili e, videomuz, deney videomuz kanalımızda mevcut. E, iyonlaşma yüzdesi deneylerle anlatım videosunu izleyebilirsiniz. Bu da yanlış. Cevabımız Bursa yalnız 2. E, Geldik 9. sorumuza. Elektrokimyasal piller sorusu. 1 molar çinko nitrat çözeltisine çinko çubuk, 1 molar hecelat çözeltisine platin çubuk daldırılarak şekildeki pil oluşturuluyor. Bu pil sisteminde zamanla çinko elektrodun kütlesi azaldığına göre Heh evet bu cümlede neyi bulacaksın kim anot kim katot tespit ediyorsun bakın pil sorularında ilk işimiz bu anot kim katot kim bul sorunun %70 çözülmüştür bakın çinko ait kütlesi azalıyorsa bu anottur ne için çünkü anotta ne oluyor yani çinko çinko artı 2'ye yükseltgenerek aşınıyor kütlesi azalıyor bu çinko çubuktu yani metaldi bu metalimin kütlesi azalıyorsa girenler kısmındadır yüklü metal ve aşınıyordur, harcanıyordur kütlesi. Onun için bu anot. Demek ki katotta da ise indirgenme olacak. Peki kim indirgenir? Çözentteki madde indirgenir. Çözentlik katyon. Çözentlik katyon ne? Platin mi değil? Platin çubukta. Çözentte HCl var. HCl'nin katyonu ne? H artı. Demek ki bu H artılar indirgenerek harcanıyor. H artı indirgenlik harcanırsa H artı iyon derişimi azalır. Bu da pH'ın artmasına sebep olur. Çünkü asitlik düşüyor. Biz okuyalım sorumuzu. Hangisi yanlıştır? Bir, birinci hücre anot, ikinci kadottur. Doğru. Zaten başta hepsini anlattım ben. B, dış devrede elektron akımı ZN'den PT'ye doğru gider. Doğru. Çünkü elektron akımı telde anottan katoda doğru gider. Çünkü burada elektronlar çıkıyor. Burada alınıyor. Doğru. C. Tuz köprüsünde eksi yüklü iyonlar ne bu anyonlar. Anyonlar nereye gider? Birinciye, anota gider. Ki oradaki e, yük denkliğini sarasın diye. Doğru. De ikinci yarı hücrede zamanla h gazı açığa çıkar. Tabii ki çünkü indirgenme oluyor? Bu haşartılar harcanıyor. Nasıl harcanır peki? Bu haşartılar, HCl'nin H+ları haş Çinko'dan gelen elektronu alarak ne oldu? H2'ye indirgendi. 1/2 1 ee, bölü Pardon buraya 1 yazacağız. Ve dolayısıyla bu bir gazdır, elementtir. Bu gaz açığa çıkar. Doğru. E zamanla ikinci yarı hücrede pH düşer. Bakın H artı düşer. pH artar. Bunlar birbirine zıt. Çünkü eksi logaritmasıdır. Cevabımız E şıkkı.